Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda dünyanın ilk 108 megapiksel'lik 5 kameralı akıllı telefonu Xiaomi Mi 10'u derinlemesine inceliyoruz. Xiaomi Mi 10 hakkında bilmek istediğiniz her şey bu videoda. Akıllı telefon pazarında son dönemde Çin menşeli şirketlerin sergilediği atağı hep birlikte yakından takip ediyoruz. Türkiye pazarına da büyük ilgi gösteren bu şirketler arasında elbette ilk sırada Huawei'yi yerleştirmek gerekiyor. Özellikle son yıllarda Türkiye'de hatırı sayılır bir kullanıcıya erişen Huawei'nin arkasında ise Xiaomi, Honor ve Oppo gibi markalar. Yine ülkemizde popüler Çin menşeli markalar. Bugün bu markalardan Xiaomi bir kez daha konuğumuz oluyor. Kısa bir süre önce Redmi Note 8 Pro modelini incelediğimiz Xiaomi o ile gerçekten harika bir işe imza atmıştı ki detaylı incelememizde zaten bundan sizlere bahsetmiştik. Bu kez ise şirketin yeni bir modeli olan Mi Note 10'u e, inceleyeceğiz. Elimizde e, bu incelememizde Mi Note yakından bakacak tüm detaylarıyla ile değerlendireceğiz. E, Mi Note 10 Xiaomi'nin geçtiğimiz Kasım ayında tanıttığı yeni telefon modeli oluyor. E, kilit özellikleri ile premium tasarımı, yeni Snapdragon 730G işlemcisi, geniş bataryası, e, amoled ekranı ve ana kamerası tabii ki 108 megapiksel olan toplam 5 arka kameralı yapısıyla dikkat çeken Mi Note 10'u e, şimdi tüm detayları da incelemeye başlayalım. İlk olarak elbette tasarımla sözü açalım. Mi Note 10, tasarımıyla premium modellerden biri. Cam malzemeli yapının benimsenliği telefonda gövde önlem ve arkadan kavisli hatları sahip Gorilla Glass 5 ile korumalı e, büyük ekran ve hemen üzerindeki damla çentiğin dikkat çektiği telefonda oldukça geniş bir ekran görünürlüğü sağlanıyor. Telefonun ekran gövde oranı da %87'in üzerindeki bu oldukça önemli bir rakam. Telefonun çerçevesi alüminyum malzemeden oluşuyor. Böylece verdiği his kadar... Kendisi de sağlam olan gövde olur da çizilirse diye endişelenler için kutu içerisinde bir kılıf ile giydirilebiliyor. Elimizde siyah renkli modeli bulunuyor telefonun. Ayrıca yine tabii ki farklı renk seçeneklerini isteyenler için beyaz ve yeşil gibi diğer renkler de mevcut. Onları da tercih edebiliyorsunuz. Telefonun çevresine baktığımızda sağ tarafta güç ve ses butonlarını görüyoruz. Onların hemen altında ise sim kart çekmesinin yer aldığını görmek mümkün. Elimizdeki çift sim kartlı bir model ancak Mi Note 10 Micro SD kart desteği göstermiyor. Yani bu telefonu alacak olanların hafızayı fiziksel olarak arttıramayacaklarını bilmeleri gerekiyor. Mi Note'un alt kenarına baktığımızda burada da sırasıyla 3.5 mm kulaklık girişini, USB-C portunu, onun yanında mikrofon ve onun yanında da hoparlör mazgalını görüyoruz. Standart kulaklık girişinin yer alması önemli bir artı burada. Ancak telefonda stereo hoparlör bulunmuyor. Tek hoparlör çıkışı iyi ses sağlıyor ancak elbette stereo hoparlörün yerine Tutmadı da bir gerçek. Telefonun arka tarafında kenarda detaylarından daha sonra bahsedeceğimiz kamera alanı yer alıyor. Bunlardan üçü özel bir alana yerleştirilmiş ve gövdeden hatır sayılır ölçüde bir çıkıntı yaratıyor. Onu söylemek lazım. Öyle ki telefonu masaya bıraktığınızda diğer tarafa parmağınızla bastığınızda bir dengesizlik yarattığını görüyorsunuz. Bu da kimilerin hoşuna gitmeyebilir. Bunun dışında arka tarafta yine baktığımızda sağ alt köşede köşede Xiaomi logosunu yer aldığını görüyoruz. Ön tarafta ise çentikli dalma çentikte ön kamera dışında başka bir detay bulunmuyor. Son olarak telefonun üst kenarından da bahsedelim. Burada da önemli bir detay var. İkincil kamera, ikincil mikrofonun yuvasının hemen yan tarafında bir kızılötesi e, sensör mevcut. Bu da e, bu sensörü arayanlar için önemli bir haber. Xiaomi Mi Note 10 büyükçe bir ekrana sahip demiştik. 19.5 inç 9 görüntüleme oranının yakalandığı telefonda 6.47 inç boyutunda bir ekran bulunuyor dedik. AMOLED panelin tercih edildiğini söyleyelim. 399 PPI piksel yoğunluğunun yanında 1080 2340 piksel Çözünürlük de bu ekran için gerçekten güzel değerler. Ölçümüze göre bu arada 627 nit parlakta ulaşabiliyor. Telefon böylece ekranı ile gerçekten parlak bir model oluyor. Bu parlaklık oranı güneşli havalarda ekran görünürlüğü için gayet yeterli olacaktır yaz aylarında da. Öte yandan amoled panelin zaten sağladığı kontrast ve renk derinliği de muazzam. DCI-P3 renk komutunun %100'ü kapsanıyor telefonda. Öte yandan sRGB renk komutunun da %157'si kapsanıyor. Tabi öte yandan hdr 10 desteği de bu ekranda mevcut. Tüm bunlarla beraber ekranda görüntülemek istediğiniz her şeyden memnun kalacaksınız diyebiliriz. İster YouTube ister Netflix gibi uygulamalardan film izleyin isterseniz oyun oynayın gerçekten memnun kalacaksınız. Ee, öte yandan hazır ekrandan bahsetmişken ekran ayarlarına da değinelim. Telefon ekranına ilişkin çok sayıda ayarı yapabiliyorsunuz. Öncelikle üst çekmecedeki hızlı ayar menüsünden karanlık modu zaten aktif mümkün. Ee, öte yandan e ekran ayarlarında ise ee, okuma modunu aktifleştirebilirsiniz. Ekranın renk şemasını değiştirebilirsiniz. Renk şemasını doygun ve standart olarak hazırlanmış daha önceki profiller arasında belirleyebileceğiniz gibi e, renk paleti üzerinden kendiniz de manuel olarak değiştirebiliyorsunuz. Yine burada ekranın çentini gizleyebileceğiniz daha doğrusu her iki yanını çentin her iki yanını da siyah şeridi doldurabileceğiniz ayarı da e, göreceksiniz zaten. Ekranda yine baktığımızda parmak izi sensörünün ekrana entegre ol olduğunu görüyoruz. Ee, i̇lk tanılama yaparken biraz ağır davranarak parmak izinizi tam anlamıyla tarayan sensör sonrasında ise gayet hızlı şekilde akıcı bir şekilde çalışıyor. Bulunduğu yer itibariyle baş parmak erişimine kolay bulduğumuz sensör ekran kapalı olduğunda masadan telefonu aldığınızda yanarak yerini belli ediyor bu arada telefonda tabii ki parmak iz sensörünün yanında bir yüz tanıma özelliği de mevcut. Kamera yoluyla yüz tanıması yapıyor. Bu da güvenlik ayarlarından yüzünüzü taratarak aktifleştirebileceğiniz ek bir güvenlik olarak karşımıza çıkıyor. Xiaomi Note da Android 9 işletim sistemi hazır bulunuyor ancak Android 10 güncellemesi alacağını söyleyelim. Arayüz olarak da yine Xiaomi'nin diğer modellerinde olduğu gibi MIUI yazılımını kullanılan telefonda MIUI 11 sürümü mevcut. Ee, i̇lk kez kullanacaklar için bu arayüze ilk etapta yabancılık çekeceklerdir diyebiliriz. Ancak kısa süre içinde çözeceklerdir kanaatindeyiz doğrusu. Sade ve geniş seçenekler sunan arayüzüyle e, akıcı bir çalışma temposu sağlıyor Mi Note 10. Bazı uygulamalar da yüklü olarak geliyor. İşte Share Mi e, mi Community gibi uygulamaların yanında birkaç tane daha oyun ve e, uygulama daha var. E, bunları dilerseniz kullanmadıklarını silebiliyorsunuz. Öte yandan işletim sisteminizde işletim sisteminde üst barda söylediğimiz gibi geniş bir hızlı ayar menüsü de yer alıyor. Bu alanı kullanarak hızlıca ekran görüntüsü ve ekran kaydı alabilir. Yine söylediğimiz gibi telefonun karanlık moda taşıyabilir. Diğer cihazlara bağlanma seçeneklerine erişebilir. GPS okuma modu, işte pil tasarrufu NFC gibi ayarları buradan açabilirsiniz. Telefonun ayarlar sekmesinin yine çok sayıda seçeneğe erişebiliyorsunuz burada özel özellikler adında bir bölüm de yer alıyor. Burada son dönemde Pek çok telefonda da gördüğümüz gibi artık bir oyun alanı Game Turbo adı verilen bir oyun alanı bulunuyor. Buraya ekleyeceğiniz oyunların performans artışını sağlayabiliyorsunuz, optimize edebiliyorsunuz. Yine bu özel özellikler menüsünden telefona güvenlik olarak ikinci bir gizli bir alan da ekleyebiliyorsunuz size özel. Dediğimiz gibi arayüz içinde çok sayıda seçenek var bunları araştırmak size kalıyor. Ancak şunu da söyleyelim. Özellikle Xiaomi telefonlarda geliştirici modu nasıl açılır şeklinde sorularla karşılaşıyoruz. Yeri gelmişken ondan da bahsedelim. Diğer Xiaomi telefonlarda da olduğu gibi Mi Note 10'da da geliştirici modunu açmak mümkün. Telefon hakkında kısmında bulunan MIUI sürümü bölümüne birkaç kez dokunduğunuzda bu alan geliştirici modu açılıyor ve üst menüde yer alan ek ayarlar kısmında görünür hale geliyor. Bunu da söyledikten sonra şimdi Mi Note'un teknik kadrosuna ve bize sunduğu performansına bakalım. Xiaomi Note 10 Qualcomm'un yeni orta segment işlemcisiyle beraber geliyor. 8 nanometre fabrikasyon sürecinin sahip Snapdragon 730G mobil işlemciyi kullanan telefon oyunlar için optimize edilmiş durumda ve son dönemin amiral gemisi akıllı telefon modellerine yakın bir güç sergiliyor. İşlemcinin teknik detaylarına baktığımızda 8 çekirdekli yapıda olduğunu söyleyebiliriz. 2 adet 2.2 GHz Kyra 470 Gold ve 6 adet verimlilik odaklı 1.8 GHz Cairo 470 Silver çekirdekten güç sağlanan telefonda %35 oranında performans, %25 oranında GPU beklentisi, GPU performans beklentisi karşılanıyor. Kağıt üzerindeki verilere baktığımızda da bunun nispeten karşılığını görebiliyoruz. Çünkü Xiaomi Note'un 10 performans bakımından geçtiğimiz yılın amiral gemisi Snapdragon 845 işlemcili Asus 12 Plus'tan, Exynos 9810'lu Samsung Galaxy S9 Plus'tan ve yine Snapdragon 845'li LG G7 ThinQ'dan daha iyi bir yer elde ediyor. E, Tabloda devamında e, Huawei P30, Huawei P30 Pro ve Honor 20'ye de yakın durduğunu söyleyebileceğiz Mi Note 10. Xiaomi'nin bir diğer yıldızı Redmi Note 8 Pro'nun ise gerisinde kalıyor. Burada Note 8 Pro'da yer alan işlemciye de parantez açmamız gerek. Note 8 Pro'da e, Snapdragon 730 Yonga setinden yaklaşık 3 ay kadar sonra tanıtılan Mediatek Helio G90T işlemci yer alıyor ve bu işlemci verimli çekirdekleriyle Snapdragon 730G'den bir tık daha yüksek frekansta çalışıyor. Buna bağlı olarak da olsa gerek performans tablolarında Redmi Note 8 Pro daha yüksek değere ulaşmış gibi görünüyor. Fiyat olarak da Mi Note yarısı kadar olması Redmi Note 8 Pro'yu bir kez daha önemli bir model yapıyor doğrusu. Tekrar Mi dönecek olursak telefonun Antutu Benchmark testinden 264.838 puan topladığını söyleyelim. Görüyorsunuz zaten Pro modeline 8 GB bulunduran telefon elimizdeki Note 10 modeli ise 6 GB RAM'li. Ee, telefonun depolama alında 128 GB olarak yer alıyor. Bu noktada e, hafızayı SD kart yoluyla arttırabiliriz. Tekrar hatırlatalım. Şimdi bir de oyun performansına bakalım. Telefon oyun performansına baktığımızda e, hem Call of Duty e, Modern Warfare olsun hem PUBG e, oyunlarında oynadığımız senaryolarda üst seviye grafik ayarlarını gayet akıcı bir oyun deneyimi sağladığını söyleyebiliriz bu telefonun. Böylece yeni nesil oyunlarda da bu cihazda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Onu belirtebiliriz. Son olarak telefonun teknik kadrosuna ilave olarak 811 AC, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, e, NFC, APTX, HD desteği e, gibi popüler bütün bağlantıların yer aldığını belirtelim ve bataryasının da tam 5260 mAh kapasitesinin olduğunu söyleyerek şimdi Mi Note'un pil performansı ilişkin notlarımıza geçelim. Mi Note 10 devasa bataryaya sahip bir telefon oluyor. 5260 mAh kapasitesiyle en büyük bataryalı akıllı telefonlar arasına giren Mi Note 10, zaten bunu aslında ağırlığı ve kalınlığıyla da biraz baştan belli ediyor. Çünkü her ne kadar kenarlardan yuvarlatılmış olsa da gövde. Telefonun kalınlığı 9.7 milimetre ve ağırlığı da tam 208 gram. Bu değerlerle kalın ve ağır bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Ancak pil performansı ile bunun karşılığını gerçekten sağlıyor. Gündelik kullanımınızda çok rahat edeceğiniz bir telefon olacak Mi Note 10. 2 e, günlük pil ömrü vaat ediyor onu söyleyelim. E, performans gerektiren karışık kullanımlarınızda e, günü rahat çıkartabiliyorsunuz. En azından bizim yaptığımız testlerde bu şekilde çıktı. E, 4G üzerinden mobil veriye bağlı olduğumuz ve e, orta parlaklıkta telefonun ekran açık kal süresi 13 saat 5 dakika olarak karşımıza çıkarken film izlediğimiz senaryoda da 12 saatin üzerinde performans gösterdi bu telefon. Ee, Wi-Fi'ye bağlı senaryoda ve ekran parlaklığı tamamen açık olduğuna söyleyelim bu 90 dakikalık Full HD video testimizde. Ee, %12 oranında 90 dakika sonunda pil performansı kaybetti. Pil oranı kaybetti. Ee, bunun neticesinde de kabaca 12 saatin üzerinde sonuç ürettiğini söyleyebiliriz. Telefonun oyun noktasında da Call of Duty Modern Warfare'de 30 dakikada %10 şarj tüketiyor Minoton. Yine PUBG'de 30 dakikada %15 şarj kaybediyor. Bu noktada da yine kabaca bir hesapla bu telefonla tam ekran parlaklığı bu önemli. Tam ekran parlaklığı açıkken 3 ila 5 saat arası farklı oyunlarda oyun oynayabiliyorsunuz. Ekran ışığını kısarak daha fazla da süreye erişmeniz de mümkün tabii. Minoton'un bu açıdan kıyaslarsak pil performans ile pek çok muadilinden daha iyi sonuç ürettiğini söyleyebiliriz. Onu da belirtelim. Bu arada pilini daha idareli kullanmak için tabi ki pil tasarruf modlarından da faydalanarak süreyi uzatmanız da mümkün. Peki telefonun bataryası bitti. Ne kadar sürede şarj oluyor? Şimdi 5260 mAh gibi db bir kapasite olunca bu uzun bir süre alır diye düşünüyor olabilirsiniz. Ancak tam aksine sadece 1 saat içinde tam kapasite şarj olabiliyor Mi Note. 10. Bunun oldukça başarılı bir sonuç olduğunu kabul etmek lazım. İlk 10 dakika içinde %19 doluyor bataryanın. 30 dakika içinde %60 doluğa uğraşıyor. 1 saat içinde de e, tam kapasite şarj oluyor. Ancak bu arada telefonda herhangi bir kablosuz şarj olmadığını olmadığında söyleyelim. Evet geldik Xiaomi Mi Note'un kameralarına. Ee, Xiaomi Mi da bir ilki imza atarak 108 megapiksel içeren ilk 5 kamera kurulumuna sahip modeli piyasaya sürdü. Böylece e, Mi Note'un ana kamerasıyla iPhone 11'deki 12 megapiksellik kamera çözünürlüğünü tam 9 katını tam 9 katını e, sunduğunu söylemek mümkün. 108 megapiksel gerçekten devasa bir e, boyut. Şimdi daha detaylı bakınca Samsung'un Şubat ayında tanıtacağı Galaxy S11 modelinde de kullanılması bekleniyor bu 108 megapiksellik ISOCELL Bright HMX sensörü. E, mi Note 10'da Xiaomi bir kez erken davrandı ancak daha önce de bu sensörü Mi Mix Alpha modelinde kullanmıştı. Ancak Mi Mix Alpha'da üçlü kamera dizilimi yer aldığı için Mi Note 10'da beşli kamera, kara, kamera kurulumunun yer alması e, böylece bu telefonu ilk sıraya taşıyor. Böylece bu 108 megapiksel içeren beşli kamera kurulumuna sahip ilk model oluyor. Bu da önemli. Şimdi telefonda yer alan kameralara yakından bakalım. En üstteki kamera 5 megapiksel ölçüsünde telefoto kamera oluyor. Bu kamera ile 5x optik zoom yapılabiliyor. 10x hibrit zoom gerçekleştirebiliyorsunuz. Öte yandan 50x dijital zoom yapabilen kameranın diyaframı F2.0 derecesinde olurken OIS desteği de yer alıyor. İkinci kamera 12 megapiksel portre kamera oluyor, 2x optik zoom, f2.0 diyafram ve dual piksel otofokus özelliklerine sahip bu kamera. Bununla portre çekimi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu modu kullanırken alan derinliğinin düzgün sağlanması için neseden belli bir mesafe uzaklaşmanız gerekiyor. Yine bu modda kamera arayüzünden alan derinliği modunu da kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Ayrılmış alandaki üçlü kamera diziliminde en alttaki lens ise telefonun 108 megapiksellik ana kamerası oluyor. Bu kamera f1.69 diyafram değerine ve 4 yönlü OIS desteğine sahip olmasıyla önem kazanırken varsayılan olarak 27 megapiksellik fotoğraflar çekiyor. Kameradan tam performans almak için arayüzde yer alan 108 megapiksel moduna geçiş yapmanız gerekiyor. Bu şekilde çekeceğiniz fotoğraflar 9024'e 12032 piksel çözünürlüğünde olacakken Ortalama dosya boyutu da 10 MB ile 27 MB civarında olacak. Bunu da belirtelim. Üçlü kamera setinin hemen altına yer alan daha geniş lens ise 20 megapiksel ölçüsünde ultra geniş açılı kamera oluyor. 117 derecelik görüş alanına sahip bu kamera F2.2 diyaframa ve lazer otofokusa sahip. Bu kamerada çekim yapmak için fotoğraf modundan 0.6x'e geniş açılı kısma geçiş yapmanız gerekiyor. Ultra geniş açılı kameranın altındaki minik kamera ise telefonda makro çekim yapabilmenizi sağlıyor. Bu kamerayı da yine arayüzden seçerek aktifleştirebiliyorsunuz. Telefonun kameralarının HDR desteğe sahip olduğunu ve yapay zeka desteği içerdiğinde söyleyelim. Her iki modu da kamera arayüzünden açabiliyorsunuz çok kolay şekilde. Öte yandan telefonda özel bir gece modu yer alıyor. Flaşlı çekim yapmak isteyenlere özel arka tarafta dörtlü flaş seti de hazır bulunuyor. Bu flaşlardan ikisi doğrudan flaşlı fotoğraf çekmek istediğinizde çalışıyorken üstteki ikisi ise Loş ışıklı fotoğraflar çekmenize olanak tanıyor. Özellikle loş ışıklı ortamda yapacağınız makro çekimler oldukça güzel görünüyor. Ee, elbette bu loş ışık senaryosundan diğer koşullarda da faydalanabiliyorsunuz. Mesela video çekerken de üstteki ayarlardan loş ışığı açabilir ve böylece karanlık koşullarda daha yumuşak aydınlatmalı videolar kaydedebilirsiniz. Mi Note 10 video konusunda da zengin bir model. 4K'da 30 kare video kaydı yapabilen telefon. Full HD'de 240 FPS'e kadar çekim yapabiliyor. Ağır çekim noktasında ise 960 kare 720p HD eşli çözünürlükte videolar kaydedebiliyor. Öte yandan burada hareket içi sinir takip et modunu kullanarak hareketli anlarda oluşan sallantıları da minimuma indirebiliyorsunuz. Telefonun son olarak ön kamerasına da bakalım. Sonra da kameralar için performans değerlendirmesini yapalım. Ee, telefonun ön kamerası da e, 32 megapiksel ölçüsünde ve f2.0 diyaframlı 26 milimetrelik geniş açılı fotoğraflar çekebilen bir lens bulunduruyor, bir kamera bulunduruyor. Bu kamera ile yapacağınız çekimlere yüz güzelliği ekleyebiliyorsunuz. Üst taraftan HDR modunu açabiliyorsunuz veya AI yani yapay zekayı aktifleştirebiliyorsunuz. Yine ön kamera ile Full HD çözünürlüğünde 30 kare video kaydı yapabildiğiniz bilgisini de verelim. Mi ana kamerası Piyasadaki diğer akıllı telefonlardan çok daha fazla ayrıntı yakalıyor. Ancak otomatik modda dinamik aralık ve düşük ışık performans söz konusu olduğunda en iyi performansı göstermiyor. Benzer konu telefonun ultra geniş ve telefoto kameraları içinde söylenebilir. Otomatik modda amiral gemisi e, rakiplerin bir nebze gerisinde bir çizgide duruyor bu kameralarda. Makro çekim yapan kamera ise güzel ışıkta harika sonuçlar yakalayabiliyor. Yeniden 108 megapiksellik kameraya e, dönecek olursak HDR'e e e aldığınızda Dinamik aralığın genişlediğini, detayların zenginleştiğini görüyorsunuz. E, çekim esnasında fotoğrafların işlenmesi biraz zaman alabilinde e, bu noktada söyleyelim. 108 megapiksel ile yapılan çekimlerde fotoğrafları yakınlaştırdıkça ayrıntıların netleştiğini görüyorsunuz. Bu noktada Mi Noton'un hem Galaxy Note 10 Plus hem Mate 20 Pro ile karşılaştırdık. sonuç gerçekten de Mi Noton'un lehine oluyor. Fotoğrafları ister telefon ekranından, ister parmağınızla yaklaştırın, isterseniz işte bilgisayar üzerinde yaklaştırın. Mi Note ile çekilen fotoğrafların detaylarında diğer modellere göre daha zengin olduğunu, daha net olduğunu göreceksiniz. Genel çerçevede tüm kameralar için iyi ışık koşullarında fazlasıyla başarılı çekimler yapabildiğini söylemek gayet mümkün. Işık koşulları düştüğünde ise grenler kendini belli ediyor. Bu noktada Profesyonel çekim modunu kullanarak daha iyi sonuçlar elde edebilirsiniz elbette. Ee, makro modda ve selfie modlarında da e, yine e, ışık düşündüğü grenlerin ortaya çıktığını söylemek mümkün. Bu arada gece yapacağınız çekimlerde gece modunu aktifleştirerek tonların daha zengin ayarlanabilmesini sağlayabileceğinizi de söyleyelim. Ve şimdi artık e, sizlerle Şahin Minoton ile çektiğimiz fotoğrafları bir arada paylaşalım. <laughs> Sonuç kısmını artık çok uzun tutmayacağız. Çünkü telefonla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri sanıyoruz ki incelememiz boyunca zaten sizlere aktardık. Şunu söylemek lazım. Açıkçası Xiaomi Mi Note 10 modeliyle pek çok açıdan çekici bir telefon yapmayı başarmış. Tasarımı, ekranı, pil ömrü, şarj süresi, geniş kamera seçenekleri ve performansıyla gayet başarılı bir model. elbette dediğimiz gibi Snapdragon 730G işlemcisi onu performans bakımından tepeye taşıyamıyor. Öte yandan su korumasının microSD kart yuvasının bulunmaması da eksik yönler oluyor. E, telefonun fiyatı da şu an 5499 TL civarında. Bu noktada önemli rakipleri de var tabi ancak 108 megapiksel kamerasıyla onlardan fark yarattı da aşikar. Belki biraz daha fiyatı düşerse daha rekabetçi olabilir. Kanal elbette. Son talihli karar sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.